İnsan sevdiği kişi için, sevdiği dava için biraz sıkıntı çekmediği sürece o sevgisi askıda kalır. O sevgisi biraz içi boşalmış bir şekilde kendini gösterir. Peki bu kural sahabeler için de geçerli midir? Elbette esas onlar için geçerlidir. Ayşe annemiz anlatıyor. Kabe'de sıkıntılı günlerin olduğu zamanlar Hazreti Ebubekir Efendimiz ile sahabe efendilerimiz Allah'ı anlatıyorlar ve anlattıkları her zaman biraz sıkıntı çekiyorlar. Kimileri şehit oluyor, kimileri şahit oluyor, kimileri de yaralanıyor. Yaralanıyorlar, yaralandıkları yerden kalkıp ne yapıyorlar? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıkıp iman tazeliyorlar. Ona biat ediyorlar. Ve ya Resulallah, ölene kadar senin yanındayız diyorlar. Kardeşlerim, şehit olmak, şahit olmak, yaralanmak. Bir dava için, bir ümmet için ve Allah Azze ve Celle ve onun Habibi için. Bunlar günümüzde içi boş kalmış kalıplar gibi gelebilir bizime. Çünkü kulağımız bu gibi sözlere doymuş olabilir. Ama gözümüz aç. Bu gibi olayları sadece sanki masallardaymış gibi, sadece sanki hikaye dinliyormuş gibi algılıyoruz. Halbuki olay daha da ileri olması lazım. Olay deride değil, ta derinlerde olması lazım. Yine böyle bir gün Hazreti Ebubekir Efendimiz bir darbe ile yere yığılıyor. Onu yere yığanlar arasında biri var ki sadece o gün için hazırlanmış. Kim? Utbe bin Ebu Muaz. Sadece bu zulüm için, sadece bu zalimlik için ayakkabısının altına çiviler doldurmuş ve yere yığılan Hazreti Ebubekir Efendimizin yüzüne yoruluncaya kadar vuruvermiş. Öyle bir vurmuş ki güzel insanlar, 24 saat boyunca, yani bir gün boyunca Hazreti Ebubekir Efendimiz yerden kalkamamış. Hemen teymolları bulunduğu yerden eve götürmüş. 24 saat boyunca düşünün, yataktan kalkamamış. Ve kalktığı gibi ilk ne söyledi sizce? Ne söyledi? Eyne Resulullah? Resulullah nerede? Bu sözü duyan teymolları deliye dönüyor adeta. Sen neredeyse 1 saat 2 saat boyunca çivili ayakkabı tarafından mağdur edilen sen, 24 saat boyunca gözü kapanan sen, gözün açıldığında ilk söylediğin şey "Eyne Resulullah" öyle mi? Seni bu hale getiren adamın yüzünden sen bu haldesin. Sen hala uyanır uyanmaz "bu adamı mı soruyorsun?" diyerek yanından ayrılıyorlar. Ama Hazreti Ebubekir Efendimizin gönlü teskin olmuyor. Eyne Resulullah? Resulullah nerede? Onu görmem lazım. Eyne Resulullah? Resulullah nerede? Onun yanına gitmem lazım. Tam bu sözleri söylerken içeriye Ümmü Cemil geliyor. Ümmü Cemil Peygamber Efendimizin nerede olduğunu biliyor. Peygamber Efendimiz Darul Erkam'da. Peygamber Efendimiz orada bulunuyor. Ama söyleyemiyor. Niye? Henüz daha Müslüman olmamış Hazreti Ebubekir Efendimizin annesi olan Ümmül Hayr daha Müslüman olmamıştır. Hazreti Ebubekir Efendimiz işaret ederek Ümmü Cemil'in yüreğini teskin ediyor. Yani anlatabilirsin diyor. Annemden zarar gelmez manasında hareketler yapıyor. Ve Ümmü Cemil, Peygamber Efendimiz şu an Darul Erkam'da. Akşam onun yanına gideceğim. Seni de alır götürürüm. Ve akşam oluyor. Hazreti Ebubekir'i sırtlıyor Ümmü Cemil ve getiriyor Peygamber Efendimizin huzuruna. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebubekir Efendimizi görür görmez gözyaşlarına boğuluyor. Mübarek cübbesiyle yüzünü siliyor.
kanlarını siliyor. Ve Hazreti Ebubekir, "Ya Resulallah, beni bırak," diyor. "Beni bırak. Kapıda annem var," diyor. "Ne var da ona dua etsen de o da iman etse," diyor. Allah Resulü elini aşağı indirmeden Hazreti Ebubekir Efendimizin annesi olan Ümeyr Hayr içeri girip iman ediyor. Neydi güzel kardeşlerim? Bunca sahabeleri akıl almaz sevgisini teslimiyete döktüren. Neydi bunun sebebi? Neydi bu samimiyet? Neydi bunların akıl almaz teslimiyeti güzel kardeşlerim? İhlastı, samimiyetti. Çünkü onlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkan her şeye şehadet ettiler. Gerçek olacak inancını taşıdılar. Sahabe olmak bunu gerektiriyordu. Hazreti Ebubekir olmak bunu gerektiriyordu. Ama sahabeyi sahabe yapan esas nedir? Şu üç özelliktir güzel insanlar. Birincisi teslimiyeti tamme. Onlarda acaba veya yarın ne olacak endişesi yoktur. Dünya hesabı yapıp da ahireti unutmak yoktur. İkincisi işte teveccühü tamme. Tam bir yönelme ile kendilerini Kur'an'a adadılar. Her anlarında, her şeyde Allah'a yöneldiler. Üçüncü özellikleri ise teyakuzu tamme. Onlarda hakikati unutmak yoktu. Onlar hakikati unutmak ve Allah'ın yarattığı şeylerin sıradanlaşması halleri yoktur. Kur'an-ı Kerim'imizdeki güzel insanlar, büyük mucizelerden biri de kömürü elmasa çevirmektir. Bu böyle olmasaydı diri diri gömülen kızlardan karıncayı bile incitemeyen bir saadet asrına nasıl dönüşecekti? Elbette böyle dönüşecekti. Kur'an'ı anlayan, Kur'an'a yönelen tabii ki de kömürleşmiş kalplerini elmasa çevirir. Bugün bakıyoruz Müslümanlar dünyaya karşı nasıl bir durumda? En alt kademede gelebilir değil mi? Yani güçleri yok. Yani zalimlere karşı bir dirilişleri yok. Ama buna rağmen bütün dünya Müslümanların üzerine oyunlar oynanıyor. Bütün dünya Müslümanların cem olmasını istemiyor. Çünkü onlar da biliyor. Para onlarda, güç onlarda ama nedir? Her zaman telakkuzdalar. Müslümanlar ayak kalkmamaları için mücadele ediyorlar. Çünkü onlar da biliyor. Çünkü onlar da farkında ki Müslümanlar Kur'an'a sarılırsa, sünnete, özüne dönerse dünyanın hakimi olacak. Çünkü onlar da biliyorlar. Kur'an'a sarılan bir kömür gibi kalp elmasa dönüşür. Sırf bu yüzden İslamiyet'ten korktukları için, Müslümanlardan korktukları için her zaman, her an aramıza fitne tohumları, ayrılık tohumları, kötü kokular serpiştiriyorlar. Biz de maalesef o fitneliğin, o ayrılıkçı rejimin içinde debelenip duruyoruz. Ama ümidimizi yitirmeyeceğiz. Elbette ki o gül devri tekrar gelecek. O Peygamber Efendimiz'deki asr-ı saadete, aslımıza dönersek saadet, huzur kaçınılmaz olacak güzel insanlar. 23 senede Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hakikatleri dünyaya nasıl duyurduysa elbet bir gün tekrar duyulacak biiznillah. Az önce bahsettiğimiz Kur'an-ı Kerim'in sırlarından biri olan kömürü elmasa çeviren örneğin en büyük temsili kim? Elbette Hazreti Ebubekir'dir. Peygamber Efendimiz'e 40 yaşında peygamberle gelince, Alak suresinin ilk 5 ayeti gelince Peygamber Efendimiz Hira mağarasından koşarak limana sığınmış. Hangi limana? Hatice'sinin limanına sığınmış ve ört üstümü demiş, ört üstümü. Ve ayetler yavaş yavaş yayılınca Hazreti Ebubekir Efendimiz bir yere gitmek için hazırlanırken bu ayetler onun kulağına da gelmiş. Ve kimseye hiçbir şey demeden Peygamber Efendimiz'in huzuruna gidip
hiçbir soru sormadan, hiçbir örnek istemeden, hiçbir delil istemeden sorgusuz sualsiz kelime-i şehadet getirmiş ve iman etmiş. Soralım kendimize, bakalım etrafımızda, dünyada buna benzer bir iman ediliş var mı? Sıddık, sadık, dost. Elbette bu gibi lafızlar en çok sana yakışıyor ya Ebu Bekir. Bugün güzel insanlar, dilimiz döndüğünce Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i anlamaya çalışacağız. Anlatmaya çalışacağız. Dertleneceğiz. O derdimizle inşallah dermanımızı bulacağız. Hazreti Ebu Bekir dedik. Asıl adı Abdullah bin Osman'dır. Ebu Bekir künyesidir. Deve yavrusunun babası demektir. Babası Osman bir Amr radıyallahu anh'dır. Künyesi Ebu Kuafe'dir radıyallahu anh. Annesi Selma İbni Sahra'dır. Künyesi Ümmül Hayr'dır. Teym oğullarının kabilesindendir. Muazzam bir tüccardır. Mekke'nin sayılı zenginlerinden biridir. Soy kütüğü alimidir. Nesep alimi. Hatta bununla ilgili Peygamber Efendimiz bazı olaylarda her zaman yanında Hazreti Ebu Bekir'i bulundurmuştur. Putlardan nefret ederdi. Tek olan Allah'a inanırdı ve şirke bulaşmadı. İlk iman eden yetişkin erkektir. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz 4 kere evlenir. 3. evliliği Hazreti Esma binti Ümeys radıyallahu iledir. Oğlu Hazreti Muhammed'dir. 4. evliliği Hazreti Habibe binti Harice iledir. Kızı Hazreti Ümmü Gülsüm'dür. Küteyle bint Abdülaziz'e iman etmediği için boşanmıştır ondan. Mekke fethinden sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh oğlu Abdurrahman ve babası Ebu Kuafe iman etti. Oğlu Abdurrahman hem Huney hem de Taif kuşatmasına katıldı. Oğlu Abdurrahman Taif kuşatmasında yaralandı, Medine'de şehit oldu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh 2,5 yıl halife oldu. Günümüzde bazı insanların, hatta bazı gafil insanların öne sürdüğü bir soru var. Onu da bu videoda cevaplayalım inşallah. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz neden az hadis rivayet etti? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında 23 yıl bulundu ve 143 hadis rivayet etti. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanında sadece 4 yıl kaldı. Ama 5374 hadis rivayet etti. Peki Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh neden az hadis rivayet etti? El cevap: çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta iken hadis rivayet etmeye ihtiyaç yoktu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh 2,5 yıl daha yaşadı. Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra Hazreti Ebu Hureyre ise 47 yıl daha yaşadı. Yani hadis meselesinde önemli olan ilk gelme değil son gitmedir. Peygamber Efendimiz ile Hazreti Ebu Bekir'in ilk münasebeti. Gelin biraz ona göz atalım. Bir gün Yemen'den Mekke'ye bir tüccar geliyor. As bin Vail o tüccar olan Zehidi'nin mallarına çöküyor. Parasını da ödemiyor. O adam ne yapıyor? Zehidi'nin de Safa tepesine çıkıp bu Yemen'den gelen tüccar yok mu içinizde adil olan, yok mu hakkımı savunan, yok mu hukukumu savunan diye bağırmaya başlıyor. O esnada ilk müdahaleyi Efendimizin peygamberliğine yetişemeyen amcası Zübeyir bin Abdülmuttalib yapıyor. Ve onun hukukunu korumak için bir grup oluşturuyor. Bu gruba Erdemliler Hareketi veyahut faziletli bir sözleşme manasında Hülful Fudul deniyor. İşte o oluşturulan grupta Peygamber Efendimiz ile Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz ilk defa orada münasebette bulunuyor. Bir isterseniz Hilful Fudul'un maddelerine bakalım. Hilful Fudul Erdemliler Hareketi diye geçiyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ile Hazreti Ebu Bekir'in ilk ortak mücadelesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 20, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh 18 yaşındadır. Peygamberimizin amcası Zübeyir bin Abdülmuttalib kurduğu topluluktur.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bu topluluğa katılmışlardır. Mazlumun yanında, zalimin karşısında duracaktır. Hira da yerinde durdukça bu amaçtan vazgeçilmeyecektir. Hatta bu topluluktan sonra Peygamber Efendimiz, ben daha önce hiç bu kadar güzel bir topluluğa katılmamıştım, yine olsa yine katılırım demiştir. Ortaya şöyle bir soru çıkıyor. Peygamber Efendimiz peygamberlik geldikten sonra neden bu topluluk ortadan kalkmıştır? Çünkü İslamiyet gelmiştir. İslamiyet gelmişse adalet vardır. Çünkü İslamiyet'in bulunduğu yerde bunlara gerek kalmaz. Neden? İslamiyet'te tevhid nedir? Benimle Allah'ın hukukunu düzenler. Adalet nedir? Benimle insanlığın hukukunu düzenler. Ağacın kökü tevhid ise meyvesi daima adalettir. Tevhid ile iman kuvvetlenir. Adalet ile insanların imanına vesile olunur. İslamiyet'teki adalet, dili ne olursa olsun, dini ne olursa olsun, rengi, cinsiyeti, ırkı ne olursa olsun, söz konusu zalimlik ya da mazlumluk ise adalet herkes için lazımdır. İslamiyet bunu bize öğütlüyor. İslamiyet bunu bize aşılıyor. Ve zaman Taif zamanıdır. Taif olayının derinliklerine girmeyeceğim. Peygamber Efendimiz orada taşlandı. Adetullah budur ki taşlanacaksın önce ve sonra Rabbinle kavuşacaksın. Rabbinle görüşeceksin. Taif'ten sonra Miraç var. Bulunduğu yerden Kudüs'e gitmiştir ve Kudüs'ten Miraç'a yükselmiştir. Neden Kudüs'te yükselmiştir? Neden Mekke'den ya da Medine'den bulunduğu yerden direkt yükselmemiştir? Yükseltemez miydi Allah? Elbette yükseltirdi. Allah burada da bize bir mesaj veriyor. Önce Kudüs'e gidiyor çünkü şimdiki Müslümanlar Kudüs'ü unutmasınlar diye. Kudüs'ün önemini hiçbir zaman arkalarında bırakmasınlar diye. Peygamber Efendimiz Miraç'tan sonra olayları anlatıyor, olanları anlatıyor. Bu olaylar tabii Peygamber Efendimiz söyledikleri Ebu Cehil'in de kulağına gidiyor. Fırsat bu fırsat diyor. Ya diyor, aradığım fırsat ayağıma geldi. Şimdi bu safsatayı herkese duyuracağım. Peygamber Efendimiz de demiş, bu olayları bir de topluluk için anlatır mısın? Peygamber Efendimiz de yine o da fırsat bu fırsat anlatırım demiş. Birisi kalp gözünün körlüğüyle anlatıyor. Birisi hakikati anlatmak için gidiyor. Ve anlatıyor. Peygamber Efendimiz o kadar güzel anlatır ki yaşamamış bir insanın anlatması mümkün değildir. O kadar mı güzel anlatmış? O kadar güzel anlatmış. Her ayrıntısına kadar anlatmış. 2 gün sonra gelecek kervanı anlatmış. Kervanın önündeki olan deveyi anlatmış. Devenin üstündeki su tulumunu anlatmış. Ve bunların hepsi tabii ki de gerçek çıkıyor. Ama bu olayı duymayan biri var. O da Hazreti Ebubekir Efendimiz. Ebu Cehil fırsat bu fırsat der. Ben gideyim Hazreti Ebubekir'i duyurayım der. Amaç ne? Onu yoldan saptırmak. Onun yanına varınca, ya Ebubekir bak senin arkadaşın, senin dostun böyle böyle anlatıyor. Miraç'a çıktığını anlatıyor. Bunları gördüğünü anlatıyor. Bir düşünün. Şu an bile televizyonlarda, şu an bile izlediklerimiz programlarında Miraç'a nasıl çıkıldığı tartışılıyor değil mi? Bedenle çıkıldığı tartışılıyor. Ruhla mı çıkıldığı tartışılıyor. Şu an düşünün. Bakın, şu anda bile tartışılan bir konuda Hazreti Ebubekir Efendimizin verdiği cevaba bakalım. Öyle mi? O söylediyse doğrudur. Resulullah söylediyse doğrudur. O söylediyse doğrudur. Resulullah söylediyse doğrudur ve konuşmasına devam eder. Siz buna mı şaşırıyorsunuz? Siz buna mı inanmıyorsunuz? Ben ona semaden ayet indiğine iman ediyorum der. Ve bu olay Peygamber Efendimizin kulağına gider ve şöyle der. Vallahi sen sıddıksın. Sen sadıksın. Ve Peygamber Efendimiz tarafından Hazreti Ebubekir'e Sıddık lakabı bu olayla armağan ediliyor. Anladınız mı şimdi Sıddık nedir? Anladınız mı şimdi Sadık nedir? Ve zaman hicrete geliyor. Ve zaman Sevr Sultanlığına geliyor. Müslümanlar hicret etmeye başlamış. Mekke 13 yıldı, Medine 10 yıldı. İşte biz o Mekke'nin 13. yılındayız. Müslümanlar hicret etmeye başlamış. Ve bir anda Cibril-i Emin gökten inerek Peygamber Efendimiz'e bazı olaylardan haberdar vermiş. Darun Nedve'de
hain, karanlık insanlar tarafından nasıl planlar yapıldığını Cibril Emin tarafından Peygamber Efendimiz öğreniyor. Cebrail Efendimiz anlatıyor, Peygamber Efendimiz öğreniyor. O esnada da Hazreti Ebubekir Efendimiz bir gün hicret sırasının geleceğini bildiğinden tedbir olsun diye iki tane deve almış. Mekke'nin öğle uykusuna girince Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir Efendimizin evine gider. Hicrette yapılacak olan adımları teker teker anlatır. Ve Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dönerek yol arkadaşlarım ya Resulallah. Evet ya Ebubekir, yol arkadaşlarım. Bu müjdeyi duyar duymaz Hazreti Ebubekir gözyaşlarını tutamaz. Mutluluktan gözyaşlarına boğulur. Ve bu gözyaşlarına şahit olan Ayşe annemiz şöyle der. Hiçbir erkeğin bu kadar ağladığına şahit olmadım. Niye ağlıyor? Yol arkadaşlığı için. Yol arkadaşlığı ne demek? Onunla ölüme gitmek ne demek? Ölüm arkadaşlığı ne demek? Peygamber Efendimizle yola revan olmak ne demek? Düşünün, başlarına 100 deve ödül konulmuş. Ama ölüme gitmek ne demek? Tövbe suresi, güzel insanlar, Hazreti Ebubekir Efendimiz için ikinin ikincisi diye tabirle müjdeliyor. Peygamber Efendimiz'e yol arkadaşlığı yapmış bir insan nasıl sevinmez? Onunla aynı yolda yürüyen bir insan nasıl sevinmez? Biz basit ümmeti olarak, biz basit insanlar olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünnetini yapınca mutlu olan bizler, onunla aynı yolda yürümek nasıl insanı sevindirmez? Onunla yol arkadaşlığı yapmak ne büyük şeref. Hazreti Ali Efendimiz'i yatağında bırakıyor ve Yasin suresinin 9. ayetini okuyaraktan şöyle bir avuç toprağı atarak müşriklerin, suikastçilerin arasından Efendimiz gidiyor. Neydi Yasin suresi 9. ayeti? Onların önlerinden bir set, arkalarından bir set çektik. Böylece gözlerini perdeledik. Onlar artık göremezler. Sever 750 metre. Oraya çıkıyorlar ve 3 gece birlikte kalacaklar. Mekke'de iz sürücüler ayak izlerini sürerekten Sevr'i buluyorlar. Nasıl iz sürücüler biliyor musunuz güzel insanlar? Atın toprağa bastığı ayak izinden atın üstündeki kız mı, erkek mi, kilolu mu, zayıf mı, sinirli mi, sakin mi olduğunu anlıyorlar. Öyle tecrübeli, öyle rehberli bir iz sürücüleri düşünün. Tam geliyorlar güzel insanlar mağaranın önünde. Rivayette şöyle geçiyor. Ayakların ucuna baksalar görecekler. Başlarını böyle eğseler görecekler. Ama nasip işi ya, olmuyor. Onları bozulmamış bir güvercin yuvası ve bir örümcek ağı ile Allah Azze ve Celle onları muhafaza ediyor. Allah'a iman edince anlarsın ki bir güvercin yuvasıyla bir örümcek ağıyla seni koruyabilecek Allah Azze ve Celle'dir. Sevr mağarasında kaldıkları süre Hazreti Ebubekir Efendimizin kızı olan Hazreti Esma yemek götürüp götürüyor ve Yesrib'e yürümeye başladılar. Yani şimdiki Medine'ye. Hicret yolculuğunu Hazreti Ebubekir ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı müşrik bir adamın rehberliğinde iki deve ücret ile yapıyorlar. Neydi o müşrikün adı? Abdullah bin Uraykıt. Bakın şimdi burada almamız gereken bir mesaj var güzel insanlar. Rehber olarak Peygamber Efendimiz bir müşriki seçiyor. Bakın liyakat ve işi eline verme çıkıyor ortaya. Ne karşılığı? İki deve karşılığı. Halbuki bu iki zatın üzerine 100 deve ödül verilmiş değil mi? Bir işe Peygamber Efendimiz Müslümandır, o işi az biliyor diye meselesine girmemiş. Müslümanlara verelim sadece diye meselesine girmemiş. İşi kim güzel yapıyorsa, işi ehline vereceğiz, işi liyakatına vereceğiz. Bu dar zamanda bile, bu zor zamanda bile böyle bir mesaj veriliyorsa mesajın büyüklüğünün alametidir. Liyakat sahibi insanlara, ehil olan insanlara hakkını vermemiz gerektiğinin mesajıdır aslında.
Tebük seferi oluyor güzel insanlar. Peygamber Efendimiz, anamız babamız ona feda olsun. Açıktan infak istiyor. Açıktan derken normalde böyle şeyleri gizli yapmamız lazım değil mi? Peki açıktan istemesinin sebebi ne Peygamber Efendimizin? Çünkü münafıklığın arttığını görüyor. Münafıklığın olduğunu görüyor. Ve bazı münafıkları da biliyor Peygamber Efendimiz. Şöyle diyor. Eğer ki o münafıklar infak ederse infakın zıttı nedir? Nifak. Kalplerdeki nifak ortadan kalkar. Bugün bizim içinde de, bizim kalbimizde de, evimizde de bir sıkıntı varsa, bir hasetlik, bir kıskançlık, bir nifaklık varsa infak etmemiz lazım. Aynı bu amaçla Peygamber Efendimiz açıktan infak ediyor. Ve hayırda yarışın diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunu duyan Hazreti Ömer tamam diyor. Fırsat bu fırsat diyor. Hazreti Ebu Bekir hayırda yeneceğim diyor. Malının yarısını alarak Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam huzuruna çıkıyor. Ya Resulallah, efendim ya Ömer, bunlar benim malımın yarısıdır. Eve ne bıraktın ya Ömer? Diğer malımın yarısını bıraktım. Tam bu konuşmanın ardında Hazreti Ebu Bekir neyi var neyi yok Hazreti Peygamber Efendimizin önüne koyuyor. Eve ne bıraktın ya Ebu Bekir? Eve Allah ve Resulünü bıraktım diyor. Ve bunu duyan Hazreti Ömer yine hayırda yarışılmaz bir iş yaptım ya Ebu Bekir. Biliyorum ki sen hayırda geçilemezsin. Peygamber Efendimizin vefatını az çok biliyorsunuz. Fazla derinden anlatmayacağım. Peygamber Efendimiz Hücret-i Saadet'te ve son nefesini verdi. İçeriye Hazreti Ebu Bekir Efendimiz girdi ve şöyle söyledi. Ya Resulallah, hayattayken de güzeldin, vefatında da güzelsin. Dışarı çıkar Hazreti Ebu Bekir ve etrafta dağılmış Müslümanlar görür. Hazreti Osman bir yerde ağlıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh bir yerde ağlıyor. Hazreti Ömer çekmiş kılıcını. Kim Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam vefat ettiğini söylerse, öldüğünü söylerse başını gövdesinden ayırırım diyor. Tam bu olayı hayal edin ve o önemli vazife ve birleştirme ve toplama yine Peygamber Efendimizin dostu olan Sevr mağarasındaki dost olan Hazreti Ebu Bekir'e düşmüştür. Bu vazifeyi o üstlenmiştir ve hutbeye çıkmıştır. Ve şu sözleri söylemiştir. Her kim Muhammed'e aleyhissalatü vesselam tapıyorsa bilsin ki o öldü. Ama her kim Allah'a kulluk ediyorsa bilsin ki o haydır. O bakidir. Onun bu konuşmasıyla Müslümanlar teskin olmuştur, sakinleşmiştir. Hazreti Ali Efendimiz Peygamber Efendimiz'i yıkar. Bu esnada bir konu daha açılır. Acaba Peygamber Efendimiz nereye defnedilecektir? Orada da bu işi Hazreti Ebu Bekir çözmüştür. Farkında mısınız ne kadar zorlu bir süreci, ne kadar zorlu olayları Hazreti Ebu Bekir çözüyor? Ben işitmişim ki bir peygamber vefat ettiği yere defnedilir. Ve Peygamber Efendimiz Hücre-i Saadet'te defnedildi. Uzun bir süre Ayşe annemiz bir perde çekerek orada yaşamıştır. Sonra Hazreti Ebu Bekir Efendimiz vefat ettikten sonra o da Hücre-i Saadet'te defnedildi. Daha sonra Hazreti Ömer Efendimiz o da Hücre-i Saadet'te defnedildi. Elbette tahmin edebileceğimiz üzere Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra hayat elbette önceki gibi olmamıştır. Peygamberlik hayatından sonra halifelik dönemine geçilmiştir. Sahabeler kim halife olsun diye sormamıştır. Direkt olarak Hazreti Ebu Bekir halifedir demiştir. Böyle bir samimi bir ortam da vardır. Hazreti Ebu Bekir geçimini bazı sokaklarda süt sahara geçirmiştir. Bunu gören Hazreti Ömer dayanamamıştır. Bütün sahabeleri toplamış, cüzi bir miktarda en azından bir maaş bağlayalım da bütün görevini, halifelik görevini kullansın, daha rahat halifelik görevini yapsın, insanlar daha çok ilgilensin gibisinden bir maaş bağlayalım denmiştir. Ve Hazreti Ebu Bekir zaruri ihtiyaçların yanı sıra bütün maaşını bir testiye koymuştur. Vefatından sonra ve halife olan Hazreti Ömer'e teslim edilmiştir o testi. Ve o testiyi kırınca Hazreti Ömer bir de baksın ki ne görsün. Bugüne kadar
topladığı maaşa, aldığı maaşa sanki hiç dokunmamış. Bu olaya şahit olan Hazreti Ömer şöyle dedi: "Ya Ebu Bekir, bize yaşanmaz bir Müslümanlık bıraktın." Ne demek istiyor? Bize öyle bir ufuk bıraktın ki ulaşılmaz, aşılmaz. Az önce de dedik ya, Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra kolay şeyler olmadı. Bunlardan biri de şu: dinden çıkan ve galyana gelen, ayaklanan bir grup insanlar oldu. Dinden çıkma nedenleri de şunlarmış: peygamber olsa ölür müydü deyip dinden çıkarlar. İktidar kurmak için dinden çıkarlar. Medine artık güçsüzdür, güçleri bize yetmez artık deyip dinden çıkarlar. Zekat ödememek için dinden çıkarlar. Hal böyle olunca Hazreti Ebubekir bu olaylara şahit olunca hemen bir ordu hazırlar. 12 bin kişilik bir ordu hazırlar. Etrafındaki sahabeler: "Ya Ebubekir, Peygamber Efendimiz yeni vefat etti. Şu an gidemeyiz sefere. Gitsek bile başarılı olamayız." der. Hazreti Ebubekir ikna olmaz. Sahabeler Hazreti Ebubekir'i ikna edemediğini anlayınca Hazreti Ömer'in yanına gider. "Ya Ömer, Hazreti Ebubekir böyle yapıyor. Şu an güçsüzüz. Üstüne üstlük 12 bin kişilik ordunun başına 17 yaşındaki Usame bin Zeyd'i komutan olarak atıyor. Git buna engel ol." deyip Hazreti Ömer'den ricada bulunurlar. Hazreti Ömer Hazreti Ebubekir'in huzuruna çıkar. "Ya Ebubekir, olaylar böyle mi? Doğru mu?" "Evet, doğru." diyor ya Ömer. "Şimdi zaman değil, biraz bekleyelim." dese de anlar ki Hazreti Ebubekir'i ikna edemeyecek. "Bari," der, "bari 17 yaşındaki Usame bin Zeyd'i komutan olarak atama," der. Şimdi o olayı gözümüzde canlandıralım. Hazreti Ömer dediğimiz zat 2 metre, heybetli, sinirli, geniş omuzlu biri. Hazreti Ebubekir dediğimiz zat ondan 30-40 santim daha küçük. Yani 170-180 santim civarında. Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer'in sakalından tutarak "Cahiliyenin cesuru İslam'ın korkan oğlu" der. "Allah Resulü'nün çıkardığı orduyu ben Medine'de durdurmam" der. Medine'yi bassalar da, Medine'yi tamam da etseler, Allah Resulü'nün hanesine girseler de ben bu orduyu çıkarırım der. Ve çıkarır. Ve ne oluyor biliyor musunuz? O ordu çıktıktan sonra o ayaklanan, dinden çıkan her yer şöyle diyor: Medine bu durumdayken, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam vefat etmişken, bu halde 12 bin kişilik bir orduyu çıkaran ileride bize neler yapmaz der. Hadiseler bastırılır. Hem de cihat yapmadan, savaşmadan bastırılır. İşte yeri gelince yumruğunu masaya vurması gereken yiğitlere ihtiyacımız var. O güce, o ferasete, o şuura ihtiyacımız var. 2,5 yıl halifelik vazifesini yapar. Daha sonra 63 yaşında Efendimiz aleyhissalatü vesselamla aynı yaşta ruhun ufkuna yürür. Dikkat edin özelliklere. Dinden konuşulmuş ama dinden geçilmemiş. 40 bin, düşünün güzel insanlar, 40 bin dirhemlik servetini o dönemde, İslam'ın ilk dönemlerinde harcamıştır. Nereye harcamıştır? Köleleri kurtarmak için, o esaretten kurtulmaları için harcamıştır. Hatta Hazreti Bilal olayını bilirsiniz. Çölde, taşların üzerinde, kızgın güneşin altında Allah'a inkar et dediler. Allah yok dediler. Dediler seni kurtaralım bu durumdan dediler. Ama Hazreti Bilal hayır, ehad, ehad, birdir, birdir, birdir diye haykırarak bağırdı. Bunu duyan Hazreti Ebubekir gelip Hazreti Bilal'in sahibinden onu satın alır. Hazreti Bilal'in sahibi, o gafil adam, o karanlık kalpli adam 200 dirhem istemiştir. Hemen verdi Hazreti Ebubekir, hemen verdi. Hazreti Bilal'i götürürken o Hazreti Bilal'in sahibi olan adam 2 dirhemlik, 20 dirhemlik adama 200 dirhem verdin bana. Ne kadar cahilsin, ne kadar ticaret bilmezsin dedi. Ve Hazreti Ebubekir şöyle dedi: 1000 dirhem isteseydin de 1000 dirhem verirdim vallahi der. Ve bunu duyan, bu ticareti duyan Hazreti Ebubekir'in babası, ne kadar yanlış ticaret yaptın der başta. Ama Müslüman olduktan sonra, imanla tanıştıktan sonra ne kadar mübarek iş yapmışsın ya Ebubekir der. Bir gün Hazreti Ebubekir Efendimiz ama olan babasının kolundan tutar, Peygamber Efendimizin huzuruna gider. "Ya Resulallah, ne olurdu da
babama dua etseniz de imanla kavuşsaydı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, niye zahmet ettin? Ben gelirdim. Hayır der. Hayır. Bu ümmetin bütün insanları senin ayağına gelecek. Sen kimsenin ayağına gidemezsin der. Ve ama olan babası oracıkta iman eder. Babası sevinir. Ama Hazreti Ebubekir'in derdi başkadır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, anamız babamız ona feda olsun. Ya Resulallah, bu iman eden, şu an iman eden babam değil de amcan Ebu Talip olsaydı. Ebu Talip iman etmiş olsaydı sen sevinirdin, amcan sevinirdi, ben sevinirdim. Düşünün, peygamberin sevinci için o anda bile babasını bir kenara bırakabiliyor. Düşünün imanı, düşünün imandan önce olan sevgiyi. Sevgi, sevgi, sevgi. Hazreti Ebubekir gibi sevmek, Hazreti Ebubekir gibi dost olmak, Hazreti Ebubekir gibi sıddık olmak. Elhamdülillah. Ne kadar anlatsak Hazreti Ebubekir'in dostluğunu, Hazreti Ebubekir'in sevgisini, Hazreti Ebubekir'in mertebesini, imanını anlatamayız. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe efendilerimizle otururken cennetin 8 kapısı var. Birisi namaz kapısı, birisi zekat kapısı, birisi oruç kapısı diye sıralar. Sahabe efendilerimiz, anamız babamız onlara feda olsun. Onlar sormasa bilemeyeceğiz. Peki bu 8 kapıdan hepsine giren kimdir ya Resulallah? Kim girecektir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Bekir'dir. Ebu Bekir'dir girecek olan. İla vakası gerçekleşir. Peygamber Efendimiz hanımlarıyla biraz tartışır ve ne yapar? Mescide gider. Birkaç gün, hatta birkaç hafta orada kalır. Bunu duyan Hazreti Ömer yolda Peygamber Efendimiz'e doğru koşarken ya Hafsa, ya Hafsa. Hafsa kim? Peygamber Efendimiz'in eşlerinden biri ve Hazreti Ömer'in kızı. Bilmez misin? Ya Hafsa, ben sana demedim mi? Peygamber Efendimiz onun babasını senin babandan, onun kızını benim kızımdan daha çok seveceğini. Onun kızı dediği Hazreti Ebubekir Efendimizin kızı olan Hazreti Ayşe annemiz, Hafsa annemizden bahsediyor. Zannediyor ki kıskançlıktan ötürü Peygamber Efendimiz gitmiş mescide. Bu derste Hazreti Ömer'i anlatmayacağım. Ama o Hazreti Ömer cennetle müjdelenmiş öyle bir sahabe, şöyle diyor. Keşke diyor yaşadığım bütün ibadetlerimi Hazreti Ebubekir'in bir gecesine denk getirseydim. Hangi geceden bahsediyor? Sevr mağarasında geçen geceden bahsediyor. Az önceden bahsetmiştik. O gecede ne oluyor? Sevr mağarasında delikler var. Hazreti Ebubekir delikleri elleri ayakları kapatıyor ve Peygamber Efendimiz de üzerinde uyukluyor. Eliyle kapattığı bir delikte bir de bakıyor ki ne görsün? Yılan elini ısırıyor. Dişini sıkmaya çalışıyor. Gayri ihtiyari bir şekilde Hazreti Ebubekir Efendimizin gözyaşları mübarek Peygamber Efendimizin yüzüne geliyor ve Peygamber Efendimiz uyanıyor. Ne oldu ya Ebubekir? Ya Resulallah, yılan ısırdı. Mübarek ağızlarıyla o pisliği Peygamber Efendimiz atıyor. Ve o müşrikler hani mağara önüne gelmişti ya, hareket etmişlerdi biraz. Hazreti Ebubekir bu olaydan sonra da biraz korkmuş. Neden korkuyorsun ya Ebubekir? Ya Resulallah, ben kendi canım için değil, senin canın için korkuyorum. Ben ölürsem sadece Ebu Kuhafe'nin evi ağlar. Ama sen ölürsen bütün ümmet ağlar. Ve bugüne ışık olan o sözleri söylüyor Allah Resulü. La tehsen, üzülme, endişelenme, yese kapılma. İnnallâhe mâne, Allah bizimledir. Onun için çıkan iki kişinin üçüncüsü Allah Azze ve Celle'dir. Kardeşim, üzülme, yese kapılma, Allah bizimledir. Ve inanıyorsak kazanacağız inşallah. Allah bize Hazreti Ebubekir sevgisi nasip ettirsin. Allah bize bu gibi sahabelerin, bu gibi halifelerin yolunda yürüyüp çürüyenlerden etsin. Biz de bu sohbetleri hikaye olsun diye yapmıyoruz. Size ders olsun diye, bize dert olsun diye yapalım ve yaşayalım. Yaptığımız kadar, araştırdığımız kadar insanlara aktaralım. İnşallah gelecek ömrümüzde çok güzel bir geçmişimiz olur. Tertemiz bir geçmişimiz olur. Bu ümmetin yeniden dirilmeye, bu ümmetin asr-ı saadete ihtiyacı var. O asr-ı saadetin yeniden gelmesi için de aslımıza dönmeye ihtiyacımız var. Allah bizi aslına, Allah bizi Kur'an'a sarılanlardan, Allah bizi Habibine layık bir ümmet olanlardan etsin inşallah.
sütü lisan etsek affola. Sübhane rabbike rabbil izzeti amme yasifun ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.